Bunlar 8. sınıf inkılap tarihi 2. dönem 2. yazılı. Hocam çok endişe ediyorum. Yazılı provamıza hazır mısın Tonguç? Hocam çok az kaldı. Hiç endişelenme. Okul bitiyor. Güzel bir şey bu ama bitmeden önce güzel bir şekilde bitirmek, karnemizde en güzel notları yani 100, 200, 300 hatta gerekirse 500'ü görebilmek için ne yapacağız? 300, 500, 305. Ne diyorsun onlara kızlar? Şimdi 2. dönem 2. yazılı konularını sana önce bilmemiz gerekenler şeklinde göstereceğiz ama ardından Tonguç herhalde benim boşluk doldurmalar veyahut da işte böyle doğru yanlışlar, direkt klasik yazılı soruları olacak. Bu videonun açıklama kısmında burada bilmemiz gerekenlerle alakalı kısmı sana PDF olarak verdik. Şimdi hızlı bir şekilde başlayacağız. Ben tane tane anlatmaya çalışacağım ama bazen hızlanabilirim. Sen o durumda beni uyar hocam, uçuyorsunuz de. Çünkü bunlar önemli konu. Neredeyse... Rap yapalım hocam. Rap de olabilir. Burada esasında ikinci dönemde 3-4 ayda anlatılan konuyu, hatta uzun bir konuyu kısa bir şekilde özetleyeceğiz. Bununla alakalı biliyorsunuz sınıf anahtarında, sınıf anahtarı sistemimizde Tonguç Akademi.com'da çok daha detaylı videolar var. Bunları YouTube'da da anlattık ama şimdi yazılı öncesi şöyle minik bir tekrar yapalım. Birincisi ikinci dönem ikinci yazılı konularında 4. üniteden soru gelecek. Hocalarla görüştük, Milli Eğitim Bakanlığı kazananlara baktık. Atatürk soruları mı aldınız hocam? Hayır, öyle bir şey yok. Soracak mısınız hocam? Soruları, tabii sorularımız var. Soruları gösterdim ama soruları almadık. Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki, kolejlerdeki hocalarla mütalaa ettik. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kazananlara baktık. Dediler ki hocam biz bunları sorarız. Çocuklara bununla alakalı bir prova yaparsanız onlar da iyi yapar dediler. Ben de daha fazla gevezelik yapmadan başlıyorum. Şimdi Atatürk ilkelerini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Neden? Çünkü cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, laiklik, inkılapçılık ve devletçilik. Bu 6 ilkenin ne anlama geldiğini, hangi kavramla alakalı olduğunu bilmemiz lazım. Birincisi milli egemenlik, TBMM, saltanat, cumhuriyetin ilanı, işte halifeliğin kaldırılması, anayasalar, çok partili hayat, seçimlere seçmen yaşını düşürmesi gibi kavramların, yani ulusun egemenliğe katılmasının cumhuriyetçilikle alakalı olduğunu bilmeliyiz Tonguç'um. İkincisi milliyetçilik, milli bağımsızlıkla alakalıydı. Yani kapitülasyonların kaldırılması, Kabotaj Kanunu, Kuvayi Milliye, Misak-ı Milli, buna benzer milli bağımsızlığımıza yönelik kavramlar milliyetçilikle alakalı ve aynı şekilde Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, buna benzer şeyler de yine milliyetçilikle alakalı. Bunu sınavda sana sorarlar. Sadece yazılıda değil Tonguç bu arada. LGS'de de sorarlar. Devam ediyoruz. Halkçılıkta eşitlik vardı. Yani cumhuriyetçilik artı milliyetçilik halkçılık ilkesini doğuruyordu ve sosyal adalet anlayışı, yani devletin tüm vatandaşlarına eşit davranması, onlara imkanlar göndermesi. Yine aynı şekilde yatırımlar yaparken halkın kadın erkek eşitliğini sağlaması. Bunlar ne olabilir? Tevhid-i Tedrisat. Kadınlar da artık, yani kız çocuklar da artık okula gidebiliyorlardı. Aşar vergisinin kaldırılması. Normalde devlet için bir kazanç ama halk için yük olduğu için bunu sana halkçılık ilkesiyle alakalı mı diye hem yazılında hem de ileride gireceğin sınavda, yani Haziran'da. Alakalıdır. Evet, harikasın Tonguç, tebrik ediyorum. Laikliğe baktığımızda yönetimde, hukukta, siyasette, hayatın her alanında, eğitimde din yerine akıl ve bilimin esas alınmasını göreceğiz. Ve yine vicdan özgürlüğünü bilmemiz gerekiyor. Sınavda yine vicdan özgürlüğünün laiklikle alakalı olduğunu sana sorarlar Tonguç evladım benim. Devam ediyoruz. Devletçilik ilkesine baktığımızda da karma ekonomi. Yani yatırımların bir kısmını devlet yapıyor, bir kısmını özel sektör yapıyor. Yani biz yapabiliyoruz. Niye? Bir kısmını devlet yapıyor, temel yatırımları devlet yapıyor. Çünkü savaştan çıktığımız için halk zor durumda. Halk zor durumda olduğu için de devlet... Açlık, bitap düştük hocam. Evet, savaş yani. Hem kaç tane devletle savaşıyoruz? İngiltere'yle, Fransa'yla, Ermenistan'la... Dingilizlerle, İtalyanlarla... Gerçi İtalyanlarla fazla savaşmıyoruz ama Yunanistan'la savaşıyoruz. Bütün bunlarla savaştıktan sonra tabii ki ekonomik anlamda biraz sıkıntı yaşadığımız için temel yatırımları devlet yapıyor. Bu da devletçilik ilkesiyle alakalı karma ekonomi. Dolayısıyla fabrikaları falan görüyoruz, devletçilik diyeceğiz. Bir de Tonguç evladım benim, İnkılapçılık, bu da Atatürkçülüğün durağan bir düşünce olmaması. Dinamizm, daima ileriye gitmek, batıya yönelmek, çağdaşlaşmak gibi kavramlar Atatürk ilkeleriyle alakalı. Şimdi siyasi alanda gelişmelerle cumhuriyetçilik ilkesi aynı şey. Yani Büyük Millet Meclisi'nin açılması, 1 Kasım 1922'de saltanatın kaldırılması, 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilan edilmesi, Ankara'nın başkent olması, 3 Mart 1924 halifeliğin kaldırılması, anayasalar, siyasi alanda gelişmeler ve cumhuriyetçilikle alakalı. Hukuk alanında gelişmelere baktığımızda Medeni Kanun çok önemli. Medeni Kanun sınavda çıkar Tonguç. Bunu hocan sana %100 soracak. Buraya kesin çıkar mı hocam? Evet, buraya rahatlıkla %200 mi yazsam? Yani %100 yazayım, fazla mantıksız. %200 mantıksız. Mantıksız, saçma sapan bir şey oluyor. Şimdi %100 sorulur. Niye? Çünkü Medeni Kanun'da kadınlar evlenme, boşanma, miras, istediği mesleği seçebilme gibi birçok konuda haklar elde ediyor. Tamam, o harika, süper. Ama seçme ve seçilme konusu haklar elde etmiyor. Bunu LGS'de, eski sınavlarda hep soruyorlardı. Yazılıda da hocam bununla alakalı bilgi soracaktır. Bunu bilmiyoruz. Yani siyasi kazanım yok. Ekonomik var, hukuki kazanımlar var ama siyasi kazanım yok. Eğitim ve kültür alanında gelişmelere baktığımızda Tonguç evladım benim, Tevhid-i Tedrisat'ın ne olduğunu bilmelisin. Tevhid-i Tedrisat da tam %100'lük bir şey. Zaten tam da onun yanına geliyor. Niye %100? Çünkü eğitimde birlik. Mustafa Kemal Atatürk'ün zamanında, yani Mustafa Kemal çocukken eğitimde birlik yoktu. Osmanlı'da azınlık okulları vardı. Başka ne vardı? Askeri okullar vardı, medreseler vardı. Hepsi ayrı telden çalıyordu. Dolayısıyla aynı düşünceye toplanamıyordu toplum. Ama Mustafa Kemal 3 Mart 1924'te halifeliği kaldırdığı gün Tevhid-i Tedrisat, eğitimde birliği de sağlayaraktan aynı amaçta, aynı hedefte benzer eğitim alan bir toplum oluşturmak adına çok önemli bir adım attı. Bu da %100 sorulur Tonguç Ali Adımı'nın. Harf İnkılabı'na baktığımızda okur yazar oranını artırmak için hem de batıya yönelmek için inkılapçılık ilkesi doğrultusunda biz Harf İnkılabı yapıyoruz. Millet mektepleri yetişkinler için okuma yazma öğreten kurslar, bu da yine halkçılıkla alakalı. Türk Tarih Kurumu milliyetçilik, Türk Dil Kurumu milliyetçilik. Niye? Dilimizi ve tarihimizi öğrenmemiz lazım. Niye öğrenmemiz lazım? Çünkü kültürümüzü korumak için. Mesela ben konuşabilmek için. Harikasın. Mesela ben şu an İngilizce konuşsam, ne oldu o zaman? Sen ne oldu? Senin ben nereden anlayacağım Türk olduğunu dersin. Üniversite reformuyla sınavlar daha sistematik hale geliyor. Üniversiteler modernleştiriliyor. Güzel sanatlar ve spor da zaten bunun en kolay kısmı. Toplumsal alanda gelişmelere baktığımızda Kıyafet Kanunu çıkarılaraktan modern batıya yöneliyoruz. İnkılapçılık ilkesiyle alakalı ve aynı zamanda halkçılık ilkesiyle de alakalı. Niye? Çünkü eskiden mesela ben hocayım ya, benim sarığım daha büyük oluyordu. Seninki öğrenci olduğu için küçük bir takken oluyordu falan. Böylece daha girer girmez belli oluyor her şey. Ama şu anda senin üzerinde de normal bir modern kıyafet var. Benim üzerinde modern bir kıyafet var. Ben de takım elbise giyebilirim. Cumhurbaşkanı da giyebilir. İşte bakan da giyebilir. Herhangi bir insan da giyebilir. Kıyafet serbest artık. Tekke ve zaviyelerin kapatılması laiklik ilkesiyle alakalı. Ölçü tartıda değişiklikler inkılapçılıkla alakalı. Batıya yöneliyoruz. Soyadı Kanunu yine Türkçe bir soyisim seçilmesi milliyetçilikle alakalı. Soyadının kullanılmasıyla herkesin eşit olması, sana ağa, ona hacı, ona hoca, ona bir şey denilmemesi, ona ağa gibi unvanlar verilmemesi de unvanların kaldırılması yine halkçılıkla alakalı Tonguç evladım benim. Modern Türk kadını, tabii ki Türk kadını her anlamda modernleşiyor bilhassa Medeni Kanun'la. Ekonomik alanda gelişmelere baktığımızda bunların temeli devletçilikle alakalı görünse de bazılarının milliyetçilikle alakalı olduğunu bilmeniz Tonguç'um. İzmir İktisat Kongresi'nde misak-ı iktisadi kararları alınıp kapitülasyonları kaldıracağız dememiz milliyetçilikle alakalı. Niye? Milli ekonomiyi koruyacağız diyoruz. Kabotaj Kanunu yine milliyetçilikle alakalı. Niye? Türk denizlerinin işletme hakkı Türklere aittir diyoruz. Tarımda, sanayide, ticarette yapılan yatırımlar, gelişmelerin hepsi yine devletçilik ilkesiyle alakalı. Nutuk, Gençliğe Hitabe, 10. yıl Nutuk'u, bunların hepsini çok çok iyi bilmemiz lazım. Nutuk'un 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktım cümlesiyle başlayıp 1927'ye kadarki süreçte bu yaşanan gelişmeleri anlattığını bilmemiz gerekiyor. İlke ve inkılapların esaslarına baktığımızda bağımsızlık nedir bilmemiz lazım. Bak, örnek sorularda da bunu sordular. Muhtemelen yazılıda da hoca bağımsızlık, yani milli bağımsızlıkla milli egemenlik arasındaki farkı bilmeni isteyecek. Şimdi şununla Tonguç şöyle söyleyeyim. Bu ne? Bu bir bardak. Öyle değil mi? Bu ne? Bu bir kalem. Arasında fark var mı? Var. İşte milli bağımsızlık ve milli egemenlik arasında bu kadar fark var ama öğrenciler bilmiyor. Ya aynı şey, bağımsızlık, egemenlik, sevgi, kardeşlik. O ne hocam? Bardağın içi çamur gibi bu böyle. Frappuccino Tonguç'um. Ben bu soğuk Türk kahvesi. Şaka bir yani. Frappuccino falan böyle saçma sapan şeyler söylemeyeyim. Şimdi burada şu çok önemli Tonguç. Milli bağımsızlık ülkenin düşmandan kurtarılması, milli egemenlik ise ülkeyi halkın yönetmesi. Bunun için de milli birlik ve beraberliği sağlıyoruz. Çünkü neden? Birlikten kuvvet doğar. Yani neydi? Tek başına bu kalemi ben kırabilirim ama bütün kalemler birlikte olduğu zaman gücüm yetmiyordu. Milli dil ve tarih bilinci, ulusal egemenlik yani halkın yönetime katılması, ülke bütünlüğü, Misak-ı Milli'de bunu korumaya çalışmıştık ve çağdaşlaşma önemli bir unsur. Yine 5. ve 6. üniteye baktığımızda demokratikleşme çabaları ve Atatürk dönemi Türk dış politikasını görüyoruz. Buradan da az da olsa sorular gelebilir. Eğer hocanız buraları bütün ilişkiliyse buradan daha fazla soru sorabilir. Demokratikleşme adımları cumhuriyetçilik ilkesiyle alakalı. İlk parti Cumhuriyet Halk Fırkası, sonrasında ilk muhalefet partisi Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kuruluyor. Sonrasında da Serbest Cumhuriyet Fırkası kuruluyor. Fakat bu iki parti kapatılıyor. Neden kapatılıyor? Birincisi Cumhuriyet Halk Fırkası laik ve devletçi. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası laiklik konusunda biraz endişeleri var ve liberal. Bu laiklik konusunda endişeleri yüzünden 1925 yılında Şeyh Sait isyanı çıkınca parti kapatılıyor ve Takrir-i Sükun Kanunu uygulanıyor. Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın bizzat Mustafa Kemal Fethi Okyar'a kendisi kurduruyor. Ama Serbest Cumhuriyet Fırkası'na da yine rejim karşıtları toplanınca partinin başkanı Fethi Okyar partisini kendisi feshediyor. Ardından da Menemen olaylarının çıkması bu kararın ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Rejime yönelik olaylarda İzmir suikasti, Şeyh Sait isyanı ve Menemen olaylarını bilmemiz lazım. Buradan sınavda çıkar Tonguç evladım benim. Dış politika ilkelerinde tam bağımsızlık sınavda çıkar. Neden tam bağımsızlık çıkar? Çünkü biz zaten yaptığımız savaşlar, yaptığımız anlaşmalar sonrasındaki mücadeleler, masa başında yaptığımız kavgalar, indirileri falan diye hep bağımsızlığımız için, tam bağımsızlığımız için. Peki yarım bağımsızlık nedir? Yarım bağımsızlık? Yarım bağımsızlık yani yarım ekmek içine koyulan. Aynen. Şöyle mesela tam bağımsızlıkta sen siyasi anlamda, askeri anlamda, hukuki anlamda ve ekonomik anlamda bağımsız oluyorsun. Ama ekonomik anlamda bağımsız değilsen, mesela kapitülasyonlar varsa tam bağımsızlığı sağlayamamışsın. Ve gerçekçilik. Hayaller kurmayacaksın. Akılcı olacaksın. Mütekabiliyet, yani karşılıklılık esas olacak. Milli menfaatleri esas alma. Yani eğer ülkemizin menfaatleri, çıkarları doğrultusunda bir şey değilse hadi oradan diyeceksin. Barış, yurtta barış, dünyada barış. Ülkenin içinde barış sağlayacaksın ki dışarıda barış sağlayabilirsin. Ben diğer ülkelerden toprak alayım, hepsini alayım. Yok öyle şey. Türk ve dünya kamuoyuna dikkate alman gerekiyor. Dış politikada yaşanan diğer gelişmelere baktığımızda yabancı okullar sorununda Fransızların bize uyuzluk yaptığını ama onlara da Le Moncher dediğimiz, yani bu bir iç sorun, karışamazsınız dediğimizi, dış borçlarda yine Fransa'nın bizi çok uğraştırdığını, Osmanlı'dan kalan borçları ödemeyip sadece kendimize, kendi sınırlarımızdaki borçları ödeyeceğimizi söylememiz lazım. Musul'u İngilizlerin Şeyh Sait isyanı çıkardığı için Ankara Anlaşması ile kaybediyoruz. Mübadele, Yunanistan'daki Türklerle Türkiye'deki Rumlar yer değiştiriyor. Ama burada şuna dikkat ettim Tonguç herhalde benim. İstanbul'daki Rumlar ve Gökçeada, Bozcaada var tabii. Batı Trakya'daki Türkler hariç. Onlar etabli, yani stable, yani onlar yerleşik sayılıyor. Dolayısıyla mübadeleye onlar katılmıyor. Montreux Boğazlar Sözleşmesi ile Boğazlar'da tam hakimiyet elde ediyoruz, ticari hariç. Ama normalde Lozan Anlaşması'nda Boğazlar'da hakimiyet sağlanmamıştı. Yani Lozan çok iyidir deriz ama Lozan'da, Boğazlar'da bir üzüntü şart koymamız gerekiyor. Dolayısıyla burada da şu kısma bilhassa %100 yazmak istiyorum. Çünkü sınavda çıkartılmış. Milletler Cemiyeti, dünya barışına katkıda bulunuyoruz. İspanya'nın teklifi, Yunanistan'ın desteğiyle 1932 yılında katılıyoruz. O zamana kadar niye katılmadınız hocam? Katılmadık hocam. Çünkü Rusya'nın desteğini istiyorduk ve aynı zamanda da Milletler Cemiyeti İngiliz yanlısıydı. Sürekli yok Musul'u kendisine alıyordu falan filan. Hep böyle menfaatçilik yapıyordu. Sonradan artık 2. Dünya Savaşı çıkınca kendi dertlerine düşüyorlar. Balkan Antantı, batı sınırlarımızı korumak için, Sadabat Paktı, doğu sınırlarımızı korumak için aldığımız dostluk anlaşmalar ama 2. Dünya Savaşı başlayınca bunlar dağılıyor. Hatay'da 40 asırlık Türk yurdu ne olacak? Sonradan 1939 yılında bize katılacak. Burası da önemli yine. Burayı da çok çok iyi bilmemiz lazım. Tonguç adım benim. Şimdi gelelim diğer bir kısma. 7. üniteye. Yani Atatürk'ün ölümü ve sonrasında bilmemiz gerekenler. Bu artık son konu oluyor. Bunu da işlediğiniz hocanız soracaktır burada. Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatı ve yankıları. Burada Mustafa Kemal Atatürk'ün... 1938. Harikasın Tonguç'um. Evrensel bir lider olduğunu biliyoruz. 10 Kasım 1938 tarihinde Atatürk gözleri hayatı yummuştur. Aferin. Fakat burada şu önemli. Atatürk evrenselliği nasıl kazandı? Birçok ulusa laiklik, modernleşme, çağdaşlaşma ve bilhassa böyle ezilen, sömürülen uluslara milli bağımsızlık kazanma konusunda çok büyük bir örnek oldu. İnsan eserleriyle yaşardı da Atatürk'ün yazdığı eserleri, Medeni Bilgiler kitabı, Nutuk bahsetmiştik, Geometri kitabı, Cumali Ordugahı'nı bilmemiz lazım. Şimdi yazılımızla alakalı bilmemiz gerekenleri gösterdik ve artık yazılı sorularımıza başlıyoruz. Oh be, sonunda be! Ne diyorsun oğlum, Allah'ım yarabbim. Şimdi bak, aşağıdaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz. Milletler Cemiyeti'nin ... sorun çözümünde ortaya koyduğu tarafgir. Tarafgir ne demek Tonguç adam? Tarafgir de taraf olarak girmek demek yani bir yere. Harikasın. Taraftar yani. Çok güzel söyledin. Mesela biz Türkiye ile alakalı konularda tarafgiriz. Yani Türkiye'nin taraftarıyız. Türkiye'yi destekleriz. Milletler Cemiyeti'nin ... sorun çözümünde ortaya koyduğu tarafgir tutum Türkiye'nin cemiyete katılmasını geciktirmiştir. Evet, bunu az önce de konu anlatım sırasında söylemiştik. Musul sorununun çözümü sırasında 1925'lerde İngiltere Şeyh Said isyanı çıkarıp böyle Musul konusunda kendi sömürgesi olan Irak'ı almaya çalışıyor. Bize diyoruz ki ya kardeşim, adınız Milletler Cemiyeti ama siz sadece bazı milletleri koruyorsunuz deyip Milletler Cemiyeti'ne karşı yapıyoruz. Hayır diyoruz, olmaz diyoruz. Sonradan 1932'de katılacağız. Türkiye ... teklifi üzerine Milletler Cemiyeti'ne olmuşlar. Evet, Yunanistan'ın desteği İspanya'nın teklifi üzerine olduğunu az önce söylemiştik. Almanya ve İtalya'nın saldırgan tutumlarına karşılık Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya arasında ne oluyor? Batımız için, yani batı sınırlarımızı güvence altına almak için Balkan dostluğu dediğimiz Balkan Antantı'nı imzaladık. Balkan Antantı. Tebrik ediyorum Tonguç herhalde benim. Türkiye'nin doğu sınırlarını 1937 yılında imzalanan doğu içinde Sadabat Paktı'nı bilmemiz lazım. Burada da hangi ülkeler vardı? Tabii ki Türkiye, İran, Irak, Afganistan, Müslüman devletler var. Lozan Anlaşması sonrasında Türkiye yabancı okullarla ilgili yasal düzenlemeler yaptı. Güzel. Çıkarılan ... kanunu ile yabancı okulların ayrıcalıklarına son verildi. Bu kanunun ismi de eğitimle alakalı olan kanunumuz Tevhid-i Tedrisat. Şimdi yabancı okullar Tonguç evladım ne yapıyordu biliyor musun? Fransız okulları vardı mesela. Le Moncher de Vey. İşte Saint Poucher'i, Saint Michel'i. Ne diyorsun oğlum? Ne diyorsun evladım? Şimdi ne vardı başka? Saint Poucher'i, Saint Michel, Saint Joseph, Saint Benoît, Dame de Sion. Aynı zamanda Rus okulları vardı, Avusturya okulları vardı. Tonguç. Ne diyorsun sen Tonguç? Sen Aziz demek Tonguç evladım benim. Başka neler vardı? İşte İran'ın bile vardı. Bunlardan kurallara uymayanları kapattık biz. Kapatıyoruz dedik. Kurallara kurallara uyacaksanız da kurallar şu dedik. Tarih, coğrafya, Türkçe dersine Türk hocalar girecekti. Düşünsene Fransız hoca giriyor, Türk tarihini anlatıyor. Nasıl anlatır? Yanlış anlatır. Hata yapar. Olmaz. Şimdi Atatürk yaptıklarıyla sadece Türkiye değil tüm dünyayı etkilediğine göre burada da anahtar kelimemiz Tonguç evladım evrensel bir lider olduğu diyoruz. Ve geçiyoruz yeni bir soruya, yeni bir heyecana ve yeni bir şans. Çok heyecanlandım gerçekten. Fazla heyecanlanma. Emniyet kemerini tak, dikkatli dinleme devam. Sınavda bunlar çıkar mı hocam? Sınavda bunlar çıkar Tonguç. Şu da önemli. Siz yani sen de mutlaka çalışmışsındır Tonguç'um. Bizi izleyen arkadaşlar eğer bu soruların cevaplarını biliyorsanız böyle ben videoyu böyle durdum ya burada. Böyle videoyu durdurup doğru yanlış deyin. Sonra ben cevapları, çözümleri anlatırken sadece doğru yanlış demiyorum. Açıklıyorum da. Onları dinleyip hoba hepsini bildim ya da ay iki tane kaçırdım diyebilirsiniz. Birinci meclis farklı meselelerde, mesleklerde ve farklı düşüncelerde milletvekilleri olan bir halk meclisidir. Doğru. Birinci meclis milletin ta kendisidir diye sınavda bir soru sorulmuştu. Abilerinizin girdiği sınavda. Bunu biz sizin gireceğiniz sınavlarda bekliyoruz. Hocanız da yazılıda sorabilir. Bu sınavda çıkar yani. Milletin ta kendisi ne demek? Yani o mecliste zenginler de vardı, fakirler de vardı, çobanlar da vardı, mühendisler de vardı. İşte farklı farklı mezheplerden, farklı farklı kültürlerden insanlar da var. Çünkü birinci meclisin amacı net bir şekilde ülkeyi kurtarmak. Cumhuriyet'in ilk yıllarında sosyal devlet anlayışı doğrultusunda sağlık çalışmaları yapılmıştır. Bu da yine doğru. Tonguç evladım benim. Niye? Çünkü sosyal devlet anlayışı demek. Bir babanın sosyal adalet, sosyal eşitlik de buradan geliyor. Evlattan eşit davranması. Diyelim ki ben bir babayım, bu bir tane çocuğum, tamam bu bir kızım, bu başka bir oğlum, bu başka bir kızım, bu da başka bir oğlum olsun mesela, tamam mı? Ben sadece şunları seviyorum, bunları sevmiyorum. Öyle bir şey olmaz ki. Bir baba evlatlarına eşit davranır. İşte devlet de ben zenginleri seviyorum veya ben sadece fakirleri seviyorum veya ben sadece... Ben de sadece zenginleri seviyorum. Saçma sapan konuşma. Tonguç evladım ne yapıyorsun? Bu tarz hepsine eşit davranması lazım devletin. Hatta bazı ihtiyaç sahibi olanlara karşı daha pozitif davranma, daha artı yönde davranması. Nedir? Fakirlere daha az vergi alıp onlara daha fazla destek olması lazım. İşte bu sosyal devlet anlayışıdır. Sağlık çalışmaları da aynı şekilde. Yani ihtiyaç sahibi yerlere hastaneler götürülüyor. İşte mesela eğer hiçbir işin yoksa, para kazanamıyorsan devlet senin sağlık ihtiyacını karşılıyor. Diyor ki sen zaten diyor para kazanamadığın için ben karşılıyorum. Ama birazcık para kazanıyorsan diyor ki o zaman sen sağlık sigortası yaptıracaksın. Bana ayda belli para ödeyeceksin. O zaman sağlık hizmetleri alabilirsin diyor. Misak-ı Milli kararları ile milli üretim seferberliği başlatılmıştır. Bu yanlış. Misak-ı Milli ile Misak-ı İktisadi karıştırmamamız gerekiyor Tonguç evladım benim. Misak-ı İktisadi ekonomik kararlar. Burada milli üretim seferberliği başlıyor. Kapitülasyonları kaldıracağız. Yerli malına önem vereceğiz diyoruz. Ama Misak-ı Milli Kurtuluş Savaşı öncesinde düşmanı temizleyeceğiz. İşte sınırlarımızı belli eden bir şey. Misak-ı Milli'de mesela Batum'dan taviz vermiştik Doğu cephesinde. Veyahut da Hatay'dan ilk başta taviz veriyoruz sonra alıyoruz. Bunlar önemli. 1920 yani Misak-ı Milli savaşla alakalı, sınırlarla alakalı Tonguç evladım. Misak-ı İktisadi ise ekonomiyle alakalı, üretimle alakalı. 1921 Anayasası, 1924 Anayasası'na göre daha özgürlükçüdür. Yanlış. 1921 yılında Kurtuluş Savaşı var. Yani 23 Nisan 1920'de meclisi açıyoruz. Sonra hurra hadi bakalım savaşıyoruz. Çünkü onlar Sevr Anlaşması'nı sunuyorlar. Bizi bağımsız olarak mahvetmeye çalışıyorlar. Bağımsızlığımıza saldırıyorlar. Biz de 1920'den 1922'lere kadar hep savaş halindeyiz. Savaş halindeyken güçler birliği olması lazım diyoruz. Ve böyle bazı daha cumhuriyet rejimi bile ilan etmiyoruz. Yani cumhuriyeti ilan edelim. Yani ne cumhuriyeti kardeşim? Savaş var. Doğuda Ermeniler, güneyde Fransızlar, batıda Yunanlar saldırıyorlar. Onlarla savaşırken biraz daha az özgürlükçü bir meclisimiz var. Ama 1924'te artık cumhuriyet ilan edildiği için, savaş da bir nebze bittiği için, Lozan Anlaşması imzalandığı için biraz daha özgürlükçü bir anayasa olduğunu söyleyebiliriz. Osmanlı Devleti'nde dini kurallara dayanan mecelle medeni kanun olarak kullanılmıştır. Hayır. Osmanlı Devleti'ndeki mecelle gidiyor, yerine modern İsviçre'den gelen 1926'daki Medeni Kanun geliyor. Niye? Kadınların evlenme, boşanma, miras, istediği mesleği seçebilme, yapabilme gibi kavramları hep bu Medeni Kanun'a geliyor. Dolayısıyla mecelleyi gönderip Medeni Kanun'a götürüyoruz. Mecelleyi aynen devam etmiyoruz. Takvim, saat ve ölçülerde değişiklikler neler hedeflenmiştir yazınız. Birincisi burada temel bilmemiz gereken şey bu inkılapçılıkla alakalı. İnkılapçılıkta ne yapılıyordu? Batıya yönelme vardı. Dolayısıyla batı kelimesini mutlaka kullanmamız lazım cevabımızda Tonguç evladım. Bu sınavda çıkar. Batı ile... Batı özentisi. Ne diyorsun saçmalama. Batı ile ticari ilişkilerde... Batı özentisi değil de orada tabii yanlış anlaşılabilir. Şimdi biz Batı'nın işte araba sevdası değil yani hani burada Batı'nın ilimine, fenine, teknolojik çalışmalarına özenmemiz lazım. Mesela şimdi Einstein'a özenilmez mi? Einstein ne kadar başarılı bir insan. Hatta Osmanlı padişahlarımızdan Abdülhamit Einstein'ı Türkiye'ye davet ediyor, Osmanlı'ya davet ediyor ama adam gelmiyor. Dolayısıyla biz Batı'ya özenmemiz lazım. Newton'a özenilmez mi? Başka kimler yani o Batı'nın bilim insanlarına özenmek. Doğru, güzel esasında. Batı ile ticari ilişkilerde kolaylık ama Batı'nın böyle saçma sapan bazı gösterişli, alakasız, bizi kültürümüzden uzaklaştıran şeylerine özenmemek lazım. Devam ediyoruz. Batı ile ticari ilişkilerde kolaylık. Niye? Adam diyor ki bana hello, can you give me 2 kilogram diyor. Sen abi bizde okka var, arşın var, endaze var dersen olmaz. Kilogramın ne olduğunu bilmen lazım. Ve dolayısıyla benzer ölçüler kullanılır. Bir de ülke içinde de karmaşa var. Ülke içinde sosyal ve ekonomik ilişkilerde tabii ki birliktelik sağlamak. Sosyal ve ekonomik ilişkilerde birliktelik sağlamak için de biz bu takvim, saat ve ölçülerde değişiklik yapıyoruz. Bu da şöyle, şimdi ülkemizin içerisinde hicri takvim kullanılıyor. Ticarette Rumi takvim kullanılıyor. Avrupalılar miladi takvim kullanıyor falan. Karmaşa var. Ve ölçülerde de sosyal hayatta da bir kafa karışıyor. Yani takvim, saat falan, Arap saat. Dolayısıyla biz modern Batı toplumlarının kullandığını kullanaraktan hem ticarette hem de ülke içinde sıkıntıyı önlemiş oluyoruz. Geldik başka bir soruya. Dış politikada yaşanan sorunların hangi ülkelerle yaşandığını yazınız demiş. Tamam, yazalım, sıkıntı yok. Yabancı okullar sorunu biz en çok Fransa ile yaşıyoruz. Hatta Fransa diyor ki Le mon cher de la boku. Yani ben bu konuyu bir daha görüşelim diyor. Bize diyoruz ki hadi oradan. Bu bir iç sorundur. Aynen, hadi oradan. Ben Türkçesini söyleyeyim, sen Fransızcasını söyle. Hadi oradan diyoruz. Onlar da nasıl yani diyorlar. Yani böyle bir şey olabilir mi? Çünkü nasıl olabilir diyor. Bize diyoruz ki bu bir iç sorun. Yani, aynen. Teşekkür ederim tercüman arkadaşımızdan da, Tonguç'tan da teşekkür ediyoruz bu arada evladım. Bir anlık tercüme yapıyorum, 100 lira faturanız. Evladım saçmalıyorsun, hemen kazanç peşindesin. Yani misak-ı milli... Hayatı bir kazanca dönüştürmek önemli hocam. Ya sen nasıl bir çocuksun Tonguç? Şimdi Fransa diyor ki işte senin Fransa söylediğin, benim de Türkçe tercüme etmeye çalıştığım gibi ya bunu bir daha halletsek, bir daha konuşabilir miyiz falan. Biz diyoruz ki hadi oradan, bu bir iç sorundur, karışamazsın. Çünkü biz kendi ülkemizin içindeki okulların eğitimine senin ne haddin var? Le mon cher diyoruz ve onlar da boku deyip kaçıyorlar. Şimdi nüfus mübadelesine baktığımızda ise bu da Yunanistan'la yaşadığımız bir sorun Tonguç evladım benim. Çünkü Yunanistan'da çok Türk var. Türkiye'de çok Rum var. Yani Yunanlar, Rumlar demek aslında. Rumlarla biz yıllarca beraber yaşamışız. Ama savaştan sonra birbirimizi gırtlağımızı sıktığımız için, onları denize döktüğümüz için aramızda bir üzüntü, ayrılık oluyor ister istemez. Ne yapacağız? Oradaki Türklere zulmediyorlar. Buradaki Rumlar da ne yapsak falan. Ama yine oradaki Türklerden bazıları ve buradaki Rumlardan bazıları biz gitmek istemiyoruz diyorlar. Çünkü biz yüzyıllardır buradayız. Gerçekten de çok ilginç bir şey Tonguç. Mesela biz şu anda hani Cumhuriyet'in 100. yılına yaklaşıyoruz diyoruz ya işte. Cumhuriyet'in 100. yılı 2023 olacak mesela. Cumhuriyet'in 100. yılı. Ne kadar büyük, ne kadar uzun bir zaman dilimi değil mi? Bulgaristan, Romanya, Yunanistan gibi ülkeler Osmanlı İmparatorluğu'nun altında 500 yıl yaşamışlar. Hatta bazıları 550 yıl yaşamış. 550 yıl boyunca Yunanistan, 550 yıl boyunca Bulgaristan falan hep Osmanlı'nın toprağıymış. Dolayısıyla orada yıllardır duran Türkler ya kardeşim ben dedemin dedesinden beri buradayım. Ben nasıl gideceğim şimdi Türkiye dediği için Batı Trakya'daki Türkler ve Gökçeada, Bozcaada ve İstanbul'daki Rumlar hariç değişim başlıyor. Hatay sorununda da yine Fransa bize uyuzluk çıkarıyor. Fransa diyor ki ya ne olur ne olmaz. Sonradan Fransa 2. Dünya Savaşı tehdidinden dolayı bize bırakacak Hatay'ı. 4 asırlık, 40 asırlık Türk yurdu çok şükür Mustafa Kemal'in de çalışmalarıyla bize katılacak. Musul sorununda ise kaybediyoruz. Bak yabancı okullar sorunu kazanıyoruz. Niye? Çünkü rakibimiz Fransa. Nüfus mübadelesi iyi geçiyor. Niye? Çünkü Yunanistan. Hatay'ı kazanıyoruz. Niye? Fransa. Ama Musul'da maalesef karşısında kim var? Dingilizler var. O yüzden Dingilizler ne yapıp edip Musul'u bizden alıyorlar. Musul, Kerkük'te bir sürü Türkmen var şu anda mesela. Ama bizim toprağımız değil. Niye? Zamanında İngilizler burada petrol var diyerekten işte bizim ülkemizin içerisinde Şeyh Sait isyanı çıkarıyorlar 1925 yılında. Ülkede karmaşa oluyor. Biz de Milletler Cemiyeti'nin de zaten İngiltere'nin kontrolü olduğu için 1926 Ankara Anlaşması ile maalesef Musul'u kaybediyoruz. Geldik yeni bir soruya, yeni bir heyecana ve yeni bir skandala. Şimdi tabloda verilen boşlukları doldurunuz, arkaya doğru ilerleyiniz demiş. Şimdi inkılaplar verilmiş burada. Ve ilgili olduğu ilke. Şimdi birincisi harf inkılabında ilk başta bilmemiz gereken şey inkılapçılık. Niye? Çünkü harf inkılabıyla biz Arap harflerini seçmiyoruz. Pardon, Arap harfleri diyelim ki eskiden Tonguç şöyle yazılıyor. Tonguç diye yazılıyor Tonguç. Şimdi Arap harfleri yerine biz ne yapıyoruz? Latin harfleri. Ama Japon harfleri seçebiliriz. Japonca şöyle de Tonguç yazılan yazıyı da geçebilirdik. Buna değil de neye geçiyoruz biz? Arap harflerinden Latin harflerine. Bu dolayısıyla Batı'ya yöneldiğimizi gösterir bu inkılapçılık. Aynı zamanda Latince'de veyahut da İngilizce'de Ç var mı? Yok. Ü var mı? Yok. Ş var mı? Yok. İşte küçük ı var mı? Yok. Bunların hepsi bizim dilimize özgü. Dolayısıyla bu yönüyle bize özel harflerin olması bakımından da milliyetçilik ilkesinin de ilgili olduğunu sana sınavda sorarlar Tonguç. Sınavda çıkar, bunu bilmelisin. Teşviki Tedrisat Kanunu, burada kız çocukların da erkek çocuklara eşit bir şekilde okumasının sağlanması yönüyle laiklikle alakası var. Laiklikle alakası var. Tüm herkese destek olduğu için, eğitimde birlik sağlandığı için halkçılıkla alakası var. Ve tabii ki Türkçe derslerini, tarih derslerini, coğrafya derslerini Türk hocalar okutacak dediğimiz için, böyle bir kanun yaptığımız için, milli bir eğitim politikası belirlediğimiz için milliyetçilikle de alakası var. Zaten sınavda sana sorduğu zaman hoca bunu ona göre ayarlar. Seçeneklerde mesela Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile alakalıdır. A. Laiklik, B. Halkçılık demez. Buna dikkat et. Halifeliğin kaldırılmasına baktığımızda ise birincisi doğrudan laiklikle alakalı. Niye? Halifelik esasında eskiden güzeldi. İşte Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali, sonra Emeviler, sonra Abbasiler, sonra Memlükler, sonra Yavuz Sultan Selim, sonra Kanuni, Osmanlı, hep halifelik bizdeydi. Yani dini ve siyasi lider. Tamam, güzel. Ama son dönemde Araplar İngilizlerin kışkırtması yönüyle halifeliği fazla kale almadılar. Birinci Dünya Savaşı'nda hatta bize saldırdılar bile. Halife dedi ki gelin hep beraber İslamcılık politikası doğrultusunda hareket edelim. Hepimiz Hazreti Muhammed'in ümmetiyiz. Peygamberimiz bizim birbirimize düşmemizi istemezdi. Sakın saldırmayın dediler. Araplar ise İngilizleri dinledi. Araplar dedi ki hayır, biz İngilizlere inanıyoruz. Siz Türkler düşmansınız diye bize saldırdılar. Gerçi Araplar mı söylüyor? Bak ya bu Arap. Pardon, Arapça bilmediğim için sen daha iyi tercüme ettin. Doğru. El Habibi ya Habibi dediler. Yani biz İngilizlerle birlikte size saldıracağız dediler. Bir karmaşa oldu. Orada kandırıldı Araplar. Sonradan çok tövbe etseler de artık bilmiyoruz ne olacak. Şimdi dolayısıyla halifeliğin kaldırılmasında biz dedik ki ya Araplar bizi sallamıyor. O zaman başka ülkelerin işlerine karışmak istemiyoruz. Halifelik aynı zamanda cumhuriyetçiliğe de ters. Niye? Çünkü ya şimdi şöyle çok ilginç. Bunu bazı öğrenciler bilmez Tonguç. Bak 1920'de Büyük Millet Meclisi açılıyor. Halife de var, meclis de var, padişah da var. 1922'de saltanat kaldırılıyor ama hala halifelik var. 1923'te Cumhuriyet ilan ediliyor ama hala halifelik var. Yani 1923 yılında Mustafa Kemal Atatürk Cumhurbaşkanı, İsmet İnönü Başbakan, Abdülmecid Efendi halife. Bu cumhuriyetçilik ilkesine ters, karmaşa yani bir şey var. 1924 yılında tam anlamıyla cumhuriyetçiliğe geçilmiş oluyor. Çünkü halife artık kalkıyor. 1924 Anayasası'nın kabulü, anayasayı gördüğün zaman hemen cumhuriyetçilik yazabilirsin. Tonguç evladım benim. Medeni Kanun kabulü yine laiklik ve halkçılıkla alakalı. Niye? Çünkü laiklikle alakalı kadınlara evlenme, boşanma, miras konularında mecelledeki dini kanunların olduğundan çok daha farklı yeni haklar veriliyor. Halkçılıkla alakalı yine kadınlar erkeklerle eşit olup toplumsal alanda her şeye katılabiliyorlar. Aşar vergisi ise direkt olarak aşar vergisinde halkçılığı yazabiliriz. Niye? Çünkü şöyle bir şey var. Bu sınavlarda sorulmuş. Eğer devlet kendisi yararına olan bir şeyi halkın yararı için kaldırıyorsa, mesela şöyle düşün. Bir baba acıkmış ama kendisi acıksa bile önce evladına yediriyor. Niye? Çünkü evladı daha önemli. İşte devlet de parasal ihtiyacı olduğu halde fakirin başında yük olan bir şeyi kaldırıyorsa, ben yol yapayım şey diye önce fakire yardım edin diyorsa, bu devletin halkını koruduğunu, sosyal devlet anlayışı yaptığını gösteriyor. Bu da halkçılık oluyor. Buradan şunu bilmemiz gerekiyor demek ki. Bir inkılap birden fazla ilkeyle ilişkili olabilir. Bir inkılap, bunu da yazalım. Bir inkılap birden fazla ilkeyle ilişkili olabilir. Bunu sonradan sormaz da ben burada sadece not olarak, anekdot olarak düşmek istedim. Sonuç olarak. Bir de yeni nesil soru koymuşuz. Şimdi yeni nesil sorularda, şimdi sen 8 sınıf olduğu için sınavda yeni nesil soru örneği de koyabilir. Eskiden böyle biraz daha farklı sorular soruyordu. Şimdi inkılapta bir nebze daha kolaylaştı diyebiliriz. Yani buna göre hangisine ulaşılabilir tarzı sorular olmaya başladı. O yüzden bakalım. Verilen metne göre Soyadı Kanunu ilkelerin hangileriyle ilişkili olduğu söylenebilir diyor. Bakalım şimdi. Her Türk vatandaşının medeni toplumlarda olduğu gibi bir soyadı alacağı, Soyadı Kanunu ile birlikte herkes kendisine, ailesine uygun bir soyadı aramak telaşına düşmüş. Özellikle memurlar kanunun akabinde hızla kendine soyadı alırken esnafta yeni soyadlarına uygun olarak dükkanlarda öz dilden, bak öz dilden dediği için bir kere kafadan milliyetçilik var. Tabelalarını değiştirmişlerdir. Soyad seçilirken ağa, hacı, hoca, molla, efendi gibi unvanlar taşımaması gerekiyor. O da halkçılıkla alakalı. Gerekli dikkat edilmiştir diyor. Ve aynı zamanda medeni toplumlarda bak hacı hoca olmayacağı için laiklik de var. Hani ben hacıyım, ben hocayım, ben daha dindarım. Hayır, öyle bir şey söyleyemezsin. Hepimiz eşitiz. Laiklik yok. Dini karıştırmayacaksın. Ve aynı zamanda her Türk medeni toplumlarda olduğu gibi, yani batıya yöneldiğimiz gibi, o zaman hepsi var. İnkılapçılık var. O yüzden Denizli diyebiliriz. Gerçekten kapsayıcı bir soru olmuş diyoruz. Bu soruyu gerçekten durdurup doğru yaptıysan bu konuyu çok iyi anlamışsındır. Tonguç evladım benim. Şimdi eğer bir millet büyükse kendisini tanımakla daha büyük olur. Atatürk'ün bu sözü ilke ve inkılapların aşağıdaki temel esaslarından hangisiyle ilgilidir demiş. Şimdi birincisi ülke bütünlüğü değil. Ülke bütünlüğü ülkenin tamamını tanımak değil. Ülke bütünlüğü sınırları korumak. Egemenliğin millete ait olması seçimler, sandıklar, meclisle alakalı. Bağımsızlık ve özgürlük de yine ülke bütünlüğüyle benzer bir şey ama milli tarih, yani sen kendini tanırsan, sen Metehanların, Satuk Buğrahanların, Melikşahların, Alparslanların, Kanunilerin, Fatih Sultan Mehmet Hanların torunları olduğunu bilirsen, muhtaç olduğun kudretin damarlardaki kanda olduğunu bilirsin, ona göre hareket edersin. Düşünsene mesela bir şeysin, atıyorum Yeni Zelandalısın veya atıyorum Avustralyalısın veya ne bileyim alakası bir ülke, mesela Şililisin. Bizim atalarımız ya güzel de, yani hani seviyoruz da, ama senin ataların zamanında tüm Asya'yı, tüm üç kıtayı birden fethedebilecek kadar veyahut da bağımsızlığına düşkün insanlar. O zaman sen de diyeceksin ki bir dakika, benim ihtiyacım olduğu zaman ben buna dikkat etmeliyim diyeceksin. Dolayısıyla milli tarih bilinci önemli. Tonguç evladım benim. Şimdi tabloda verilen boşlukları doldurunuz, arkaya doğru ilerleyiniz demiş. Ekonomi alanında yapılan yenilikler amacı ilgili olur ülke ve ama tam bayağı gerçekten seçici bir soru olmuş. Şimdi birincisi bir şey kongresi var diyor. Amacı bu kongre 1923'te yapılan İzmir İktisat Kongresi. Niye İzmir İktisat Kongresi 1923'te yapılmıştı? Çünkü Lozan Konferans sırasında yapılmıştı. Burada İzmir İktisat Kongresi'nde neler yapılıyor onu bileceğiz. Aşar vergisinin kaldırılması, Kabotaj Kanunu, girişimci kredi teşvik. Bu da mesela teşviki sanayi. Bak teşvik kelimesi var ya, girişimci kredi ve vergi kolaylığı. Teşviki Sanayi Kanunu yazalım. Teşviki Sanayi Kanunu. Tamam, bunu da yazdık. Şimdi Kabotaj Kanunu hep bir şekilde milliyetçilikle alakalı. Milliyetçilik. Güzel. Teşviki Sanayi Kanunu devletçilikle alakalı. Aşar vergisinin halkçılıkla da bağlantısı var. Aşar vergisinin kaldırılması halkçılıkla alakalı ve yine laiklikle de alakalı diyebiliriz. Devam edelim. İzmir İktisat Kongresi'nde amaç milli ekonomi ve ekonomik kalkınma. Yani milli ekonomi belirlemek için misak-ı iktisadi kavramlarını, misak-ı iktisadi yeminini yapıyoruz. Neydi misak-ı iktisadi? Ekonomik olarak yerli malına önem vereceğiz ve kesinlikle yabancılara ülkemizi teslim etmeyeceğiz. Gel bakalım ekonomik anlamda ve kapitülasyonları kaldıracağız. Cumhuriyetin ilk yıllarına kurulan siyasi partiler ve genel özellikleri. Siyasi parti deyince aklına ne geliyor Tonguç herhalde? Hocam sürekli parti parti, bom bom bom, cum cum cum. Oğlum sen cop cop cop. İngilizceyle karıştırmışsın. Oradaki pijama parties, işte kostüm parties falan, onunla birthday party, onlarla karıştırmışsın. Buradaki parti siyasi parti. Birincisi Cumhuriyet Halk Fırkası, bu ilk parti. İkincisi Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, bu da yine ilk şey, nedir ona da, muhalefet partisi. Serbest Cumhuriyet Fırkası, ikinci muhalefet partisi. Bakalım neymiş özellikleri. İlk genel başkan Mustafa Kemal'dir, doğru. İlk parti doğru. Ekonomide devletçi olduğunu da bilmemiz lazım. Hangi ilkelere bağlı? Laiklik ilkesine çok bağlı sıkı sıkıya. Zaten bu iki partiden oyunuyla ayrılıyor. Ve cumhuriyetçilik ilkesine bağlı. Esasında bu parti de laiklik ilkesine bağlı. Bak şuraya yazalım, kafa karışmasın. Ama rejim karşıları bu parti toplandığı için laiklik ilkesine bağlı kalamayacağını hissedince ister istemez parti kendini feshedecek. Bu ise sadece cumhuriyetçilik ilkesine bağlı. Laiklik konusunda biraz ön yargıları olduğunu bilmemiz gerekiyor. Şimdi ilk genel başkanı Kazım Karabekir, ilk muhalefet partisi. Muhalefet partisi şu demek olmuş. İktidarı alan, yani en fazla oy alan parti iktidar partisi oluyor. İkinci en fazla oy alan parti muhalefet partisi oluyor. Ekonomide de liberalizm savunuyor. Yani devletçilik temel yatırımları devletin yapması. Liberalizm ise ekonomide karma değil de her şeyi özel sektörün yapması. Burada devletçilikte %50 devlet, %50 özel sektör yaparken liberalizmde tamamen özel sektör yapıyor Tonguç Erdoğan benim. İlk genel başkan Fethi Bey dedik, Fethi Okyar dedik, ilk meclis başkanımız ve ikinci muhalefet partisi olduğunda buraya not düşmek istiyorum. Sınavda çıkart olmuş. Ekonomide de yine aynı liberal. Dolayısıyla iki partinin temelde ayrıldığı nokta ekonomik kısmı diyebiliriz. Ama Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kapatılmasının veya Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kendini feshetmesinin temel sebebi ise laiklik konusunda bazı konuların yanlış anlaşılması diyoruz. Şimdi Tonguç Erdoğan benim sana ödev vereceğim, fakat ödev vermeden önce şunu bilmen gerekiyor. LGS son tekrar inkılap tarihi kitabımız ve son tekrar setimizi mutlaka al. Bu sadece sadece LGS için değil, okul yazıları için son derece faydalı olacak bir şey ama temelinde sınav eksenli kitap. Sınav soruları, son taktikler, hazırlan kısmı var. Bunun diğer tüm derslerini alabilirsin. Ve yine aynı şekilde Nutuk denemelerinden de soru çözersen hem Türkçenin hem de inkılap tarihiyle alakalı birçok kavramı tekrar edebilirsin. Bunlar küçük, sempatik kitaplar. Bunları alıp hemen soru çözdüğünde bol bol senin için takviye olacaktır. Ve aynı şekilde yine konu taramalarından da bol bol soru çözmelisin. Konu taramalarında şöyle bir şey var. Mesela yazılı konularla alakalı, sadece o konuyla alakalı, o kazanımla alakalı, eğitim ve kültür alanında gelişmelerle alakalı bir konu taraması yaptık. Bunlar hem ileride gireceğin, Haziran'a gireceğin sınavda senin işine yarayacak. Hem de okul yazısında buna benzer yeni nesil sorular sorulursa veya bilgiler sorulursa buradan yapabilirsin. Burada da bu sayfalardan mutlaka çalışmanı sana tavsiye ediyorum. Ödev olarak veriyorum. Hadi bakalım şimdi ödüllü sorumuzu yap. Yorumlara yolla. Sana teşekkür ederim hocam.